Bu videoda iyonik katılar hakkında konuşmak istiyorum. İyonik katı, adı üstünde, iyonların oluşturduğu katılar demek. Burada birinci grup elementlerine, özellikle de lityum, sodyum ve potasyum gibi elementlere bakarsak, bunların en dıştaki elektronlarını tutmaya pek de niyetli olmadığını hatırlayabiliriz. Çünkü bunların en dış kabuğunda tek bir elektronları var. O yüzden de bu tek elektrondan kurtulup soy gaz olmaları, yani tam dolu dış kabuğa sahip olmaları çok kolay. Evet, bunlar bir elektron, ikinci grup elementleri de iki elektron kaybetmeyi sever. Tablonun diğer ucuna halojenlere geçersek de bunların soy gaz diziliminden yalnızca bir elektron uzakta olduklarını görürüz. O yüzden bu arkadaşlarımız elektron olsa da kapsak diye düşünür dururlar. Oksijen ve kükürt gibi elementlerse mümkün olan durumlarda iki elektron kapmak ister. Soldaki metaller sağdaki ametallerle karışırsa ne olur dersiniz? Tepkime olur, değil mi? Örneğin sodyumla kloru karıştırırsanız sodyum elektronlarını kaybeder ve bunlar klorlara geçer ki bu durumda da artı yüklü sodyum iyonları yani sodyum katyonları meydana gelir klorlarsa elektron aldıkları için artık klorür iyonları olurlar. Bir ortamda artı yüklü iyonlarla eksi yüklü iyonlar varsa neler olur dersiniz? Tabii ki bu iyonlar birbirlerini çeker ve şu ekrandaki gibi bir kafes yapısı oluşur. Sodyum klorür benim bu konuda en sevdiğim örnek. Çünkü hayatımızda bununla sık sık karşılaşıyoruz. Siz de biliyorsunuz. Sodyum klorür aslında sofra tuzu. Ama sodyum klorür hariç birçok başka iyonik katı daha var ve onlar da genel olarak tuz kategorisine giriyorlar. Potasyum klorür, sodyum florür, magnezyum oksit gibi. Bunların oluşum şekline bakarsak, örneğin sonuncu söylediğimde her bir magnezyum 2 elektron kaybeder ve artı 2 yüklü bir iyon olur. Oksijenlerin her biri de 2 elektron kazanır ve eksi 2 yüklü olur. Bu ikisi birbirini çeker ve bir iyonik katı oluştururlar. Ve yapısı da şu sağdaki kafes gibi olur. Şimdi bunların özellikleri hakkında konuşalım. Erime noktasıyla başlıyorum. Katıların arasındaki elektrostatik çekim kuvveti güçlü olduğundan bu iyonların erime noktaları yüksektir. İyonik katıların kendi arasındaki erime noktalarını da kıyaslayalım mı? Örneğin sodyum klorürle ile magnezyum oksitten hangisinin erime noktası daha yüksektir? Videoyu durdurup buna kafa yorabilirsiniz. Evet, elektrostatik çekim kuvveti iki unsura bağlıdır. Yükün büyüklüğü ve bu kafes yapısını oluşturan atomların yarıçapları. Yükün büyüklüğünü buradan açıkça görebiliyoruz. Burada artı 2 ve eksi 2 şeklinde yüklerimiz var. Yani bunların arasındaki elektrostatik çekim daha yüksek. O yüzden de erime noktası daha yüksek. Magnezyum oksitin erime noktası 2825 santigrat derecedir. Sodyum klorürünki ise 801 santigrat derece. Şimdi de sodyum klorürle sodyum florürü kıyaslayalım. Hangisinin erime noktası sizce daha yüksek? Florlar klorlardan daha küçüktür. Ve bunlardan her biri bir elektron alırsa florür iyonu klorür iyonundan yine daha küçük olmaya devam eder. Bir yapıyı oluşturan iyonlar küçükse o zaman elektrostatik çekim kuvveti de daha büyük olur. Kulomb yasasında zaten bunu görmüştük. İki yük birbirine ne kadar yakınsa itici veya çekici kuvvetlerde o kadar güçlü oluyordu. Zıt yüklerde çekici kuvvettir çünkü birbirlerini çekerler. Tüm bu sebeplerden, sodyum florürün erime noktası tuzunkinden daha yüksektir. Aradaki fark çok da fazla değil ama bunun erime noktası 996 santigrat derece. Üçü arasında en yüksek erime noktası magnezyum oksitte, İkincisi sodyum florürde. Üçüncüsü de sodyum klorürde. Özetle burada en baskın olan unsur yük. Şimdi bu noktada aklınıza belki şu soru gelebilir: Katıların çok sert olduğunu anladık. Peki bunları kırmaya çalışırsak ne olur? Bükülürler mi ki biliyorsunuz metallerin pek çoğunu olan budur? Yoksa başka bir şey mi olur? Bunu daha iyi anlatabilmek için iki boyutlu bir çizim yapayım. Klorür iyonlarını çiziyorum. İşte böyle. Sağdaki kafes yapısının ölçeklenmemiş iki boyutlu versiyonu işte bu. Sodyum katyonları da mor olsun. Artı ve eksi yükler birbirlerini çektiği için zaten gördüğünüz üzere yan yanalar. Aynı şekilde artılarla artılar, eksilerle de eksiler yan yana değiller. Çünkü birbirlerini itiyorlar. Peki, sizce bu üstten ve yine aynı şekilde sağ alttan çok sert bir şekilde bastırırsam ne olur? Hatta o kadar sert bastırayım ki bu kısım kıpırdamaya başlasın. Sizce tam buraya geldiğimde burada bir bükülme mi olur yoksa başka bir şey mi? Buraya geldiğimde kafes yapısını bozmuş olurum. Ama aynı zamanda eksilerle eksiler, artılarla da artılar yan yana gelmiş olur. Yani burası daha önceden işlediğimiz çoğu metal gibi bükülmekle kalmaz, aynı zamanda kırılır da o yüzden bunun sert yapısı olmasına rağmen yine de kırılgan olarak nitelendirilebilir. Bu videoda işlemek istediğim son konuysa iyonik katıların elektriği iletme yetenekleri. Videoyu durdurup isterseniz kendiniz düşünün. Elektriği iletmek için ya elektronların ya da genel olarak yükün hareket edebilmesi gerekir. Şunun gibi katı bir biçimdeyken iyonlar hareket etmez. Bu yüzden de katı haldeki iyonik katılar elektrik iletiminde iyi değillerdir. Ama eğer bir çözeltide bunları çözersek o zaman elektriği iyi iletirler. Diyelim ki bu tuzu suya attık ve çözündü. O zaman iyonlar hareket edebileceği için tuz elektriği iyi iletebilir. Ya da diyelim bu sodyum klorürü 801 santigrat dereceye geçecek şekilde ısıttık ve sıvı hale geçti. Bu durumda da iyonlar hareket edebileceği için tuzumuz elektriği iyi iletebilir. Evet, iyonik katılar ana hatlarıyla bu şekilde.